Arkadaşlar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şimdi biz artık 9. sınıfa nokta koyuyoruz. Son konumuz veriler başlığı. Haydi bakalım bu başlık içerisinde nelere bakacağız hep beraber inceleyelim. Birinci başlığımız merkezi eğilim ölçüleri. İkinci başlığımızda merkezi yayılım ölçülerine bakacağız. Üçüncüsü neyse grafik türlerini inceleyeceğiz. Veri konusunun kullanım alanlarını ve faydalarına şöyle bir bakarsak. Standart sapma verilerin ne kadar yayıldığını göstererek karar verme süreçlerine rehberlik edebiliyor. Örneğin bir ürünün kalitesini değerlendirirken standart sapmayı kullanarak varyansını anlayabilirsiniz. Hocam varyans ne demek? Konuşacağız hepsini kardeşim üretim süreçlerinde standart sapma ürünlerin kalitesini değerlendirmek ve iyileştirmek için kullanılabiliyor. Daha düşük standart sapma daha tutarlı ürünler anlamına gelebiliyor. Bak bu cümle konu içerisinde çok önemli olacak. Bir daha okuyorum. Daha düşük standart sapma daha tutarlı ürünler anlamına gelebiliyor. Aritmetik ortalama günlük hayatta çeşitli alanlarda faydalı olabiliyor. Örneğin alışveriş yaparken fiyatları karşılaştırmak, sınav sonuçlarını analiz etmek, bütçe oluşturmak, spor istatistiklerini incelemek gibi durumlarda kullanılabiliyor. Verileri toplayarak ve ortalamayı hesaplayarak daha bilinçli kararlar almamıza yardımcı olabiliyor. Veri konusu da epey günlük hayat içerisindeymiş arkadaşlar. Peki bu konudan sonra ödevlerimiz ne olacak? Artık sıfırdan 9'a matematiği bitiriyoruz. Sayfa 264'ten 279'a dinamo matematiği çözüyorsan sayfa 291'den 313'e kadar sorumlusun diyerek konuya geçiş yapıyorum. Müzik veri ifadesi diyor ki bir sonuç çıkarmak için deney, gözlem ve araştırma yoluyla elde edilen her türlü bilgiye veri denilir diyor. Veri ifadesini İki kriter üzerinden değerlendirebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi merkezi eğilim ölçüleri, diğeri ise merkezi yayılım ölçüleri. Merkezi eğilim ölçülerinin içerisinde mod var, medyan var, aritmetik ortalam var. Her birine tek tek bakacağız. Fakat bir ekstra okumadan geçmiyoruz. Bir veri grubunun hangi değer etrafında toplandığı hakkında yorum yapmamızı sağlarmış merkezi eğilim ölçüleri. Hmm, hangi değer etrafında kümeleşiyorlar? Ona bakabiliyormuşuz merkezi eğilim ölçülerinde. Merkezi dağılım ya da başka bir ifadeyle yayılma ölçüleri ise açıklık. Başka bir ifadesi range. Standart sapma çok önemli. Peki bunlar nerede kullanılıyor? Bilekstra'ya bakıyoruz. Verilerin yığılma gösterdikleri değerden ne kadar uzakta ve ne, nasıl dağılım gösterdiklerini belirtiyormuş merkezi dağılım ya da yayılım ölçüleri. İlk merkezi eğilim ölçüsüyle başlıyoruz. Bir numara aritmetik ortalama. Yıllardan beri kullanıyorsun. Ne zaman kullanıyorsun? Mesela yazılı notlarını ya da sözlü notlarını toplayıp bölerken aslında hani yıl sonu ortalama mı kaç gelecek şu kadar olsa ne yapmam lazım gibi ifadeleri kullanırken farkında ya da farkında olmadan aritmetik ortalamayı kullanıyorsun. Aritmetik ortalama nasıl bulunuyor? Verilerin toplamını verilerin sayısına bölüyoruz. Verileri topluyoruz bunları kaç tane ise o kadar sayıya bölüyoruz. Isınma sorumuz şöyle diyor ki. Bir öğrencinin bir sene boyunca matematik yazılarından aldığı notlar 72, 86, 78, 64'tür. Bu veri grubun aritmetik ortalaması kaçtır demiş. O zaman senin gidip 72'yi ardından 86'yı ardından 78'i ve ardından 64'ü toplaman lazım önce. Ne demiştik? Önce verilerin toplamı. 2, 6 daha 8, 8 daha 16, 4 daha 20 elde 2 var. 7'ye verdim 9, 17, 24, 30. Dolayısıyla 300 oldu. Peki biz ne yapacağız bu 300'ü? Kaç tane verimiz varsa ona böleceğiz. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla 300'ü 4'e böldüğümde elde ettiğim 75 benim bu yazılardan aldığım notların aritmetik ortalamasını vermiş oluyor. Sorumuz diyor ki aritmetik ortalaması 20 olan 12 sayıdan aritmetik ortalaması 27 olan 5 sayı çıkarılıyor. Buna göre kalan sayıların aritmetik ortalaması kaçtır denmiş. Şimdi bak güzel kardeşim. Biz aritmetik ortalamayı nasıl buluyorduk? Verilerin toplamını verilerin sayısına bölüyorduk. Eğer ben aritmetik ortalamayla veri sayısını şöyle bir içler dışlar çarpımı yaparsam kimi elde etmiş olurum? Tabii ki de verilerin toplamını elde etmiş olurum. O zaman öyle bakın. Aritmetik ortalaması 20 olan kaç tane sayın vardı? 12. O halde 20 ile 12'yi çarptığımda 240'mış bu başlangıçta verilen sayıların toplamları. Peki ne yapılıyor? Bu 20 tane sayıdan aritmetik ortalaması 27 olan bak 27 aritmetik ortalama. Kaç sayı? 5 sayı. O zaman bu çıkartılan sayıların toplamını bulabilmek için 5 de 27'yi çarpmam lazım. Buradan da karşılığı ne kadar gelecek? 135. O halde ilk başta verilen sayıların toplamı olan 240'tan çıkartılan sayıların toplamı olan 135'i çıkarttığımda en son elimde kalan sayıların toplamına ulaşmış olacağım. Peki 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan aldınız arkadaşlar. Ondan 5 çıktı. Burada 3 kaldı. Ve 2'den 1 çıktığında 105. Şimdi bu 105 kalan sayıların toplamı. Ben bu 105'i kalan sayıların adedine bölersem hemen dönüyorum. Aritmetik ortalaması 20 olan kaç sayın vardı? 12. Kaç tanesini gönderdin? 5 tanesini. Peki 12 tane sayıdan 5 tanesini gönderirseniz geriye 7 tane sayınız kalır. Son kalan sayıların toplamını son kalan sayıların adedine böldüğünüzde bu durumda elde ettiğimiz ortalama 15 olacaktır. Geldim ikinci merkezi eğilim ölçüsüne. Mod. Veri grubunda en fazla tekrar eden veriye o veri grubunun modu denir demiş. Ya da başka bir deyişle tepe değeri. Hocam modu bilsem tepe değerini bilmesem olur mu? Olmaz kardeşim. Mod eşittir tepe değeri ifadesine hakim olman lazım. Çünkü soruların bir kısmında mod diyecek bir kısmında tepe değeri diyecek. Bir kısmında sana güzellik yapıp benim yazdığım gibi modu parantez içerisinde tepe değeri olarak verebilir. Şimdi gel ısınmalara bir bakalım. Aşağıdaki veri değerlerine göre veri gruplarının modu varsa bulun. En çok hangisinden var diye şöyle bir gözden geçirmeye çalışıyorum. Bakın iki tane 8 var. Başka 6'dan bir tane, 9'dan bir tane, 7'den bir tane, 10'dan bir tane, 11'den bir tane. O zaman bu A ifadesinde verilen sayı grubunun nesi? Modu 8'dir. Peki geliyorum B'ye. 2 tane 15 görüyorum arkadaşlar. 2 tane de 11 görüyorum. Diğer arkadaşlardan birer tane var. Bu durumda B ifadesinde verilen sayı grubunun 2 tane modu var. 11 ve 15. Çünkü aşağıdaki ünleme şöyle bir göz kırparsak. Bir grubun modu birden fazla olabilir veya modu olmayabilir. Modu olmayabilir. Hayda. Şimdi birden fazla mod olduğunu gördük. İki tane sayımız vardı. 15 ve 11. Her ikisinden ikişer tane olduğu için mod hem 11 hem 15'tir dedik. Fakat mod nasıl olmayabilir? Bakalım C ifadesi. Arkadaşlar her birinden bir tane var. Her birinden bir tane varsa Burada mod yoktur deyip işin içinden çıkıyoruz. Geldim üçüncü merkezi eğilim ölçüsü olan medyana. Parantez içerisinde ortanca ama öyle kafamıza göre ortanca diyemiyoruz. Bak diyor ki küçükten büyüğe sıralanmış bir veri grubunda. Veri sayısı tek ise tam ortadaki değer. Veri sayısı çiftse ortadaki iki değerin aritmetik ortalaması medyandır demiş. Mesela ÖSYM böyle sorular sorarken arkadaşlar Neticede yukarıda bu cümleyi veriyor. Sana şöyle bir hatırlatıyor. Haberin olsun. Isınma ifadesine bir bakalım. Aşağıdaki veri gruplarının medianını bulalım demiş. Şimdi en küçük sayıya bakıyorum. En küçük sayım 7. Kafam karışmasın diye 7'yi kullandım siliyorum. Sonra biraz daha büyük 8. Ardından 9. Ardından 10. Sonra 2 tane 12'miz var. Hocam bir tane yazsak olmuyor mu? Olmuyor. Sayıların hepsini mutlaka yazmak zorundayız. En son bir de 14. Şimdi burada 7 tane sayı görüyorum. 3 tanesi bu tarafta, 3 tanesi bu tarafta kalacak şekilde düşündüğümde tam ortadaki sayımız yani medyanımız 10 olmuş olacak. Geldim B ifadesine. En küçüğünden itibaren başlayıp yazacağım. Diyeceğim ama gerek yok. Çünkü zaten sağ olsun bizim için dizmişler kardeşim küçükten büyüğe. Fakat burada bakıyorum 6 tane ifade var. 3 tanesi burada, 3 tanesi burada. Ne demişti? Demişti ki bak sarartıyorum senin için. Veri sayısı çiftse ortadaki iki değerin aritmetik ortalamasıymış medyan. O zaman çift sayı olduğundan dolayı yani 6 tane var burada. Ortadaki iki sayıyı şöyle bir alalım. 33 ile 37'nin aritmetik ortalaması nasıl bulunur? Toplayıp 2'ye bölersin çünkü 2 tane sayıdan bahsediyoruz. Buradan da 70 bölü 2 gelir. Buradan da karşılığını gelecektir. 35 gelecektir dedik. Geldik merkezi yayılım ölçülerine. Birincisi açıklık demiştik. Parantez içerisinde range ifadesinden bahsetmiştik. Şimdi diyor ki alt 3 değer verilerin en küçük olanıymış. Üst uç değer verilerin en büyük olanıymış. Bu veri grubunda en büyük değerle en küçük arasındaki farka açıklık deniyormuş. Ha, bu çok zor değil o zaman. En küçük sayıyı bulup en büyük sayıyı da bulursak aradaki farka bakacağız. Şimdi 25, 24, 27, 26, 28, 35, 24, 19 ifadesinde en küçük sayının 19 olduğunu görüyorum. En büyük sayının da bu saydıklarım içerisinde 35 olduğunu görüyorum. O halde 35'ten 19'u çıkartırsam elde edeceğim 16 sayısal değer arkadaşlar bizim açıklığımız olacaktır. En büyükten en küçüğü çıkartıyoruz açıklık için unutmayalım. Sorumuz diyor ki 20, 23, 38, 35 x sayılarından oluşan bir grubun açıklığı 21 olduğuna göre x'in alabileceği değerleri bulalım. Hmm, değişik bir soru. Şimdi bu ifade içerisindeki en küçük sayımız kim kardeşim? 20. Tamam. 20 en küçükse x'i en büyük ilan edersem en büyükten en küçüğü çıkarttığımda 21 olacağına göre eksi 20'yi karşı tarafa atarsam x'in karşılığını alabileceği değerlerden bir tanesi 41 bulmuş olurum. Gelelim ikinciye. Belki de x en büyük değildir. Belki x en küçüktür. x en küçük deyince bu durumda en büyük ifade 38 olur. O halde en büyükten en küçüğü çıkarttığımda elde ettiğim açıklık değeri 21. Eksi x'i bu tarafa 21'i bu tarafa attığımda x'in karşılığı buradan ne bulmuş olurum? 17 bulmuş olurum. Bu da bizden istenilen değerlerdir. X'in alabileceği iki tane değer var. Bir tanesi 17'ymiş, bir tanesi de 41. Sorumuz diyor ki, sana diyor uzun bir sayı grubu verdim diyor. Bak bakalım diyor bu veri gruplarında verilenlerden diyor hangileri? Önce bu, sonra kaç tane olduğunu diyor karar ver. En küçük değeri 7'dir diyor. Şöyle bir bakalım. 7, 10, 13, 11, 9, 10, 6 gördüm arkadaşlar. Dolayısıyla birinci ifadem yanlış. Aritmetik ortalama 11'dir diyor. Toplayacağız. Ay maşallah, topluyorum. 7, 17, 30... 41 50 60 66 80 95 106 117 132 Kaç sayı vardı hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane varmış. 132'yi arkadaşlar 12'ye böldüğümde 132, 12'ye 12 tam bölünür. Ve aritmetik ortalama 11 olur. Dolayısıyla bu ifademiz doğru. Medyanı 10'dur diyor. Hmm, bak medyanı bulabilmek için ne yapman lazım? Küçükten büyüğe doğru dizmen lazım. Peki 6 ile başlıyorum. 6'yı dizdim. Sonra biraz daha büyük olan 7'yi görüyorum. Sonra şöyle keskin şahin bir bakış atıyorum. Burası 9. Sonra 2 tane 10 geliyor. Sonra 3 tane 11 geliyor arkadaşlar. Oo modu da bulduk bu arada. 3 tane 11. Sonra 13'üm var. Ardından 14'üm var. Ardından da 2 tane 15'im var. Bir sayalım eksik kalmasın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tamam eksiğimiz yok. Peki 12 tane sayı olunca çift sayı ya bu? Ortadaki iki tane ihtiyacım var. Bir baştan, bir sondan, bir baştan, bir sondan, bir baştan, bir sondan, bir baştan, bir sondan, bir baştan, bir sondan deyince gördüğünüz gibi ortada iki tane 11'im var. Bunları toplasam, 2'ye bölsem buradan medyanı 11 bulmuş olacağım. Adam 10 demiş dolayısıyla 3. öncü de yanlış. Mod 11 diyor. Az önce bunu sinyalini vermiştim. 3 tane 11 var ve 3 tane daha fazla tekrar eden olmadığından dolayı modun 11 olması doğru. Açıklık 8 demiş. Neydi açıklık kardeşim? En küçükle en büyük arasındaki farktı. 15 ile 6 arasındaki fark 8 değil, 9'dur. Dolayısıyla bu da yanlış. Doğru olan sayısı 2 tanedir. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldim ikincisi ki bana göre dağılım ölçülerinde en önemlisi standart sapmaya. Diyor ki: Bir sayı dizisindeki elemanların aritmetik ortalamadan ne kadar saptıklarının ortalamasıdır. Birinci ifademizde standart sapmanın küçük olması veri grubundaki değerlerin aritmetik ortalama yakın olduğunu gösterir. Güzel. Bak bu cümleyi at hafızaya. Standart sapmanın küçük olması aritmetik ortalama yakın olduğunu gösteriyor. Yani veri grubunun ne üzerinden değerlendirdiğine göre değişir ama homojen olduğunu, birbirlerine yakın değerler aldığını gösteriyor. Peki ikinci cümle diyor ki standart sapma küçük olan gruptaki veriler aha ben biraz erken davranmışım. Daha homojen dağılmıştır. Yani standart sapma arttıkça homojenlik azalıyor. Dolayısıyla standart sapmanın küçük olması o veri grubunla aritmetik ortalamaya daha yakın, daha homojen bir gruptan bahsediyoruz. Standart sapma büyüdükçe aritmetik ortalamadan uzaklaşıyoruz ve daha anti homojen olan, heterojen diyebileceğimiz bir grupla karşı karşıya kalıyoruz. Diyor ki aritmetik ortalaması eşit olan gruplardan standart sapması küçük olan grup daha başarılıdır. Hmm, eğer başarı kriteri alacaksak diyor. İki tane sınıf var diyor mesela. İkisinin de sınıf ortalaması diyor 70 diyor bir sınav üzerinden. A sınıfının da ortalaması 70, B sınıfının da ortalaması 70. Diyor ki standart sapması küçük olan daha başarılıdır. Peki ona göre değerlendireceğiz. Bir ekstra demiş standart sapmayı nasıl bulacağımız konuşuluyor. Diyor ki x1 x2 bıda 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 xn şeklinde n elemandan oluşan bir veri grubu için veri grubundaki sayıların aritmetik ortalaması x'in tepesine bir çizgi çekerek gösterirsek buna aritmetik ortalama dersek verimin veri grubunun standart sapmasını şöyle hesap ediyoruz. Aritmetik ortalamadan birinci terimi çıkartıyorum, karesini alıyorum. Aritmetik ortalamadan ikinci terimi çıkartıyorum, karesini alıyorum. Aritmetik ortalamadan üçüncü terimi çıkartıyorum, karesini alıyorum. Demeye çalıştığım şey şu. Aritmetik ortalamadan teker teker terimleri çıkartıp karesini alarak topladığımızda bu ifadenin pay kısmını elde ediyoruz. Bakın kime bölmüşüz? N-1'e bölmüşüz. Ne demek N-1? N tane veri varsa 1 eksine bölüyoruz ve bunu kök içerisine aldığımızda ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Veri grubunun standart sapmasını hesaplamış oluyoruz. O zaman sorumuza şöyle bir bakalım. 2, 4, 7, 8, 9 grubunun standart sapmasını bulalım demiş. Standart sapmasını bulabilmek için önce bir aritmetik ortalama ihtiyacım var. Topluyorum. 2, 6, 13, 21, 30. 5 tane sayımız var. 5'e böldüğümde aritmetik ortalamamız 6. Şimdi güzel kardeşim 6'dan 2'yi çıkartacağım aritmetik ortalamadan. Birincisini çıkartıyorum, karesini alıyorum. 6'dan 4'ü çıkartacağım. Biraz gaza geldim. Eksi koymadım. 6'dan 4'ü çıkartacağım. Karesini alacağım. 6'dan 7'yi çıkartacağım. Karesini alacağım. 6'dan 8'i çıkartacağım yine karesini alacağım. 6'dan 9'u çıkartacağım yine karesini alacağım. Sonra gideceğim bunu böleceğim arkadaşlar. Kaça böleceğim? Aman aman gözünü seveyim 5 deme. Çünkü 5 tane sayı varsa 1 eksiğine bölüyoruz 4'e ve sonrasında da bunu kök içerisine alıyoruz. Ve bu işlemin sonucu bize standart sapmayı verecek. 6'dan 2'yi çıkarttım 4 karesi 16. 6'dan 4 çıkarttım 2 karesi 4. 6'dan 7 çıkarttım eksi 1 karesi 1. 6'dan 8'i çıkarttım arkadaşlar Eksi 2 karesi 4. Ve son olarak 6'dan 9'u çıkarttığımda eksi 3 karesinden de karşılığı ne gelecektir? 9 bölü 4 ve bu da kök içerisinde. Yukarısını bir toparlayalım. 16, 20, 21, 25 ne yaptı burası? 34 yaptı galiba. 34, 4'e tam bölünmeyecek. Bari biraz sadeleştireyim 2 ile 17 bölü 2. Dolayısıyla kök içerisinde 17 bölü 2 bu sayıların standart satması olacaktır. Grafik türlerine geçiyoruz. Son başlığımız bu. Merkezi eğilime baktık, yayılıma baktık. Şimdi sıra grafik türlerinde. Diyor ki bir numarada diyor histogram var. Bir veri grubunun eşit aralıklı alt gruplara bölünerek her bir grubun sün grafikleriyle gösterilmesine denilmiş. Histogramın oluşturulmasında aşağıdaki adımlar izleniyor. Önce veri grubunun açıklığı bulunuyor. Hatırlatalım. Veri grubunun açıklığını nasıl buluyorduk arkadaşlar? En büyük değerden en küçük değeri çıkartıyorduk. Peki verilerin kaç gruba bölüneceğine karar verilir. Bunu genelde bize soru söyleyecek. İşte 3 gruba ayır, 4 gruba ayır. Ama grup sayısı bizim için son derece önemli. Açıklığın grup sayısına bölünmesiyle. Hmm, açıklığı bulduk, grubu bulduk ya da verdiler. Böldük. Neyi elde ettik? Grup genişliğini. Tamam. Ve son madde. Grup genişliğiyle gruplar belirlenip grafikte gösterilir deniyor. İkincisi sütun grafiği. Diyor ki veri gruplarını karşılaştırmak için koordinat sisteminde yatay ya da düşey olacak şekilde sütun kullanılarak çizilen grafik türüdür diyor. Mesela bir sınıfta başkanlık seçimi için adaylarımız Kaan Tülay Murat'mış. Kaan en çok oy almış. Bakın bunu sütun grafiğinde görmemiz çok daha kolaydır. Ki yakın tarihte 8. sınıf içerisinde bu grafikleri detay detay konuştular sizinle arkadaşlar. Siz de bunun üzerine çok çalıştınız eminim. Kaan gördüğünüz gibi 36 oyla ki tüm grafiklerinden en uzunu bu en çok oy alan arkadaş. Tülay 24 oy almış Murat ise 14 oy almış. Çizgi grafiğine bakıyorum. Diyor ki sürekli verilerin yatay ve düşey değerleriyle bulunan noktaların düz çizgilerle birleştirmesiyle elde edilen grafiktir. Mesela bir aracın deposunda bulunan yakıt zamana göre nasıl değişiyor ona bir bakmışız. 84 litre dep depoda 84 litre yakıtla başlamışız. Ne olmuş biliyor musun 2 saat sonra? 2 saat sonra pıtı 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 70'e düşmüş. 84'den 70'e düştüğüne göre 14 litre azalmış. Hemen şöyle bir yorum yapabilirim. Eğer sabit bir azalım söz konusuysa ki grafik doğrusal bir grafik demek ki sabit bir azalım söz konusu. 2 saatte 14 litre harcadığına göre 1 saatte 7 litre harcanmıştır diyebiliriz. Dördüncü ve son grafiğimiz daire grafiği. Diyor ki bir bütüne ait istatistikler bilgilerin daire üzerinde gösterilmesiyle oluşan grafikmiş bütünün parçalarının bütün içerisindeki dağılımını göstermek için kullanılır. Bu dairesel grafikte arkadaşlar tamamının 360 derece olduğunu bilmek son derece önemlidir. Bakın burası 60 derece. Burası 90. Topladım 150. Buranın da karşılığı 210 derece. Artık her oranla alakalı bir şeyler söyleyebiliriz. Mesela A daire diliminin B daire diliminin oranıyla alakalı bir şey istense 60 dereceyi 210 dereceye oranlayarak şu sıfırları ardından da 3 de sadeleştirerek bu oranın 2 bölü 7'ye eşit işte olduğunu gösterebiliriz. Geldik notumuza diyor ki grup genişliği belirlenirken açıklık grup sayısına bölünebildiğinde sonuç tam sayı değilse elde edilen sayıdan büyük en küçük tam sayı grup genişliği olarak alınır. Hmm. Mesela gittik böldük kardeşim açıklığı grup sayısına ve diyelim ki 3,2 çıktı. 3,2'den büyük olan sayı en küçük tam sayı kim? 4. 4'ü al diyor. 3,2 aslında 3'e yakın ama sakın diyor yuvarlama. Bir büyüğünü diyor al. Tamam. Isınmada da diyor ki veri grubu için grup sayısı 4 olan histogram oluşturalım diyor. Peki grup sayısı 4 ise önce biz grup genişliğini bulabilmek için önce bir açıklık tespitinde bulunacağız. Bu sayı grubundaki en küçükle en büyük sayımız 3 ve 14. 14'ten 3'ü çıkarttığımda 11. 4 gruba ayırmam isteniyor. 11'i 4'e böldüğümde de 2,75 yapacak. Fakat bu durumda grup genişliğini ne almam lazım? 3. En küçük olan 3 kısmını yazdıktan sonra 3'ü sayarak bak 3'ü sayarak 3 tane sayı sayacağım. 3 4 5. Dolayısıyla buraya 5'i koydum. Ardından 6 ile başlıyorum. 6'yı sayarak 3 tane sayacağım. 6 7 8. İkinci aralığımız 6 8 aralığı. Sonra 9'u koyacağız. 9 10 11. Bu arada 3'er 3'er arttığını fark etmişsinizdir. Burası 12 Burası da ne gelecek? 14. Sonra burada kaçar tane olduğuna bakacağız arkadaşlar. 3 ile 5 arası, 3 ve 5 dahil olmak üzere kaç tane sayımız var? 3. 6 ile 8 arası, 6 ve 8 dahil olmak üzere 2 tane. 9 ile 11 arasında 9 ve 11 dahil olmak üzere 2 tane. 12 ile 14 arasında ise gördüğün gibi 4 tane sayımız var. Şimdi gelelim histogramımızı çizmeye. Histogramı çizerken burasını şöyle bir kalp atışı gibi yapıyoruz arkadaşlar. Şurasını birazcık daha uzun tutayım. Şimdi bu aralık 3 ile 5. Şu sütun grafiğinin dibi 6-8 aralığını. Şu sütun grafiğinin dibi 9 ile 11 aralığını. Ve bu sütun grafiğinin dibi ise 12 ile 14 aralığını gösteriyor. Şimdi şurası 3'e kadar gidecek bu sütun grafiği. Şöyle gösterebiliriz. Bu sütun grafiği 2'ye kadar gidecek. 3'den biraz kısa kalacak. Bu arada yanındaki de 2'ye gidecek arkadaşlar. Yani şöyle gösterebilirim onu. Ve en fazlası 12-14 aralığındaki sayı grubu. Onun sütun grafiği en uzun olacak. Şöyle göstereceğiz. Onu da buradan başlattığımda bu durumda gördüğünüz gibi histogramı oluşturmuş olduk. Sorumuz diyor ki sana diyor bir sayı grubu verdim diyor. Bu sayı grubunu 4 gruplu bir histogram oluşturacaktır diyor. Açıklığını bul. Açıklığı bulalım. Açıklık neydi? En büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki farktı. O zaman 17'den 10'u çıkarttığımda karşılığı 7 olacak. Grup genişliğini buluyor. Grup genişliği nasıl bulunuyordu? Açıklığı grup sayısına biliyorduk. 7'yi 4'e böleceğiz. Buradan 1.75 gelecek. 1.75 tam sayı olmadığından dolayı 1.75'ten biraz daha büyük olan en küçük tam sayı olan 2'yi bulacağız. Şimdi grafiği çiz diyor. Şimdi arkadaşlar en küçük sayımız 10. 10 onu sayarak grup genişliği 2 olacağından dolayı 2 tane sayı yazacağız. Yani 10-11 sonra 12 ile başlayacağız. 12-13 2 sayı olacak tekrar söylüyorum. 14-15 sonra 16-17 duracağız çünkü en büyüğüne ulaşmış oluyoruz. 10-11'den kaç tane var? 1-2-3 tane var. 12-13'den kaç tane var? 12 13ten kaç tane var 1 2 başka yok. Çünkü 12-13 aralığında başkası yok. 12 ve 13'ü dikkate alarak konuşuyoruz. 14-15'te 1-2-3 tane var. Ve 16, 17'de ise 2 tane var. Şimdi şöyle bir çizdim. Şurasını kalp atışı yaptım. Şurasını şöyle yaptım. Bu arkadaş sütun grafiğinin dibi 10, 11 aralığı. Şu arkadaşınki ise 12, 13 aralığı. Bu arkadaşınki ise 14, 15 aralığı. Ve son olarak şu arkadaşın ise 16, 17 aralığı. Şimdi en azları 12, 13, 16, 17. Onlar 2 birim olacak. Şöyle gösteriyorum. Şurası 2 olsun. Şöyle uzattım. Öteki arkadaşlarınki 3 olacak. Onlarınki biraz daha uzun olacak. Şöyle göstereceğiz. Ve bunu da böyle uzattığımda 3'ü bulmuş olacağız. Dolayısıyla histogramı tamamlamış olacağız. Geldim diyor ki yukarıdaki grafikte İstanbul'da bir hafta değişen hava sıcaklığı gösterilmektedir. Çizgi grafiği vermiş bize. Haftada ortalama sıcaklık kaç santigrat dereceleri sormuş. Bütün hepsini toplayacağız arkadaşlar. Gün gün toplayacağız. Ardından da ne yapacağız? 7'ye böleceğiz. Çünkü aritmetik ortalama isteniyor. Başlıyorum. 24. 25 daha 49. 23 daha 72. Bunu bir notlarımın arasına alayım. Sonra perşembeyle devam ediyorum. 25. 26 daha 51. 22 daha 73. Bunu da yazdım. Bir de en son kaç var? 23. Bunu da toplayalım. 3-3. 6-2 de buradan geldi. 8. 7-7-14. Buradan 2 gelince 168. 7'ye böldüğümde 2 kere 7 14 buradan 28 4 kere 7 28 olacağından dolayı bu 7 günün hava sıcaklığının ortalamasının 24 derece olduğunu gösterir. Bu sefer de bir sütun grafiğimiz var yanına yetmemiş bir de daire grafiği koymuşuz. Bakalım diyor ki yukarıdaki sütun grafiğinde bir çiftçinin bir yıl içerisinde ürettiği ürünlerin miktarları Daire grafiğinde ise üretilen ürünlerin sayılarına göre dağılımı gösterilmektedir. Hmm, tamam buradaki üretilen miktarları gitmişler dairesel grafikte göstermişler. Diyor ki mısır miktarını gösteren daire diliminin merkez açısı. Şimdi ben bunların hepsini toplarım. 18, 33, 61, 72. Toplam üretilen 72 ton arkadaşlar ve bu dairesel grafikte tamamını ifade eden 360 derece denk gelmeli. Bizden istenenler neresiydi? mısırın Merkez açısı. Mısır kaç kiloydu? 15 ton. Kaç derecedir diyeceğiz ve bitecek. İçler dışlar çarpımı yapabileceğiniz gibi. 72 ile 360 arasında 5 katlık bir durum var. O zaman 15'in 5 katını aldığımda arkadaşlar x'e ulaşabilirim. Dolayısıyla buradan da karşılığı 75 derece gelecektir diyoruz. Dediğim gibi içler dışlar çarpımında da yapılabilirdi. Şimdi konumuz biterken 3 tane ana başlığa baktık. Merkezi eğilim ölçüleri, kimdi merkezi eğilim ölçüleri? Önce aritmetik ortalama, sonra mod, sonra medyana baktık. Sonra merkezi yayılım ölçülerine baktık. Kimdi onlar? Açıklık ve standart sapma. Ardından grafik türlerine baktık. Histogram bizim için yeni gösterilmiş bir durumdu. Diğer çizgi, sütun ve daire grafiklerini 8'in sıfırdan da hatırlıyor olmanı ümit ediyorum. Bunların üzerine ciddi ciddi yatırımlar yaptık arkadaşlar. Şimdi senden beklentimiz artık 9. sınıfın son konusu olan bu mevzuyla alakalı oturup soru bankanından çatır çatır soru çözmek. Ama ondan öncesinde geçen dersin ödüllü sorusuna bir bakıyoruz. Ardından da bu dersin ödüllü sorusuyla ne yapıyoruz? Seneyi kapatıyoruz. Geçen dersimizin ödüllü sorusu ekranda. Diyor ki şekil 1'deki ABC dik üçgeni biçimindeki kağıt AD doğrusu boyunca ok yönünde katlandığında B noktası şekil 2'de görüldüğü gibi BC kenarı üzerindeki B üstü noktasıyla çakışmıştır. Hemen açalım. Tak 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 tak. Önceki durumuna getirelim. Önceki durumuna getirdiğimizde bazı söylememiz gereken şeyler var. Şu iki arkadaş birbirlerine eşitler. Çünkü üst üste geldiler. Kenar üzerinde katlama olduğundan dolayı burası 90. Bu arkadaş bunun üzerine geldiği için demek ki bu üçgen ikizkenar üçgen çünkü AB uzunluğuyla AB üst uzunlukları eşit. İşime yarar mı bilmiyorum ama burası da aç ortaya arkadaşlar. Peki buranın tamamının başlangıçta yani A açısının 90 olduğu söylenmişti. O zaman burada öklet uygulayabilirim diye düşünüyorum. Hemen Şuraya h diyorum ve kuralı uyguluyorum. İndirilen yüksekliğin karesi yani h kare ayırdığı parçaların çarpımlarına eşit. Dikkat et 2 ile 2 değil 2 ile 2 artı 6 olan 8'i çarpacağız. Dolayısıyla h karenin karşılığı buradan 16 h'ın karşılığı da buradan ne gelecektir? 4. Peki gelelim soru kökümüze. Diyor ki şekil 1'deki üçgenin alanı şekil 2'deki üçgenin alanından kaç santimetre kare fazladır? Arkadaşlar burada eksilen kısım Sadece şurada katlanan mevzu. Yani aslında bu aradaki farkı veriyor. Arzu edin arkadaşlar. Bu bulduğumuz uzunluklardan sonra ABC üçgenin alanını bir de ADC üçgenin alanını hesap edip aralarındaki farkı alırlarsa bizim biraz sonra burada bulduğumuz sarı üçgenin alanıyla aynı olduğunu görecekler. Peki sarı üçgenin alanı nasıl buluyoruz? E bu bir dik üçgen. Dik kenarları çarpıp ikiye böldüğümüzde bu iki üçgen arasındaki farkın 4 olduğuna ulaşıyoruz. Şimdi sırada bu dersin ödüllü sorusu. Hadi ona bakalım. Geldi bu dersin ödülü sorusu. Diyor ki aşağıdaki tabloda bir grupta bulunan kişilerin yaşları verilmiş. Hmm 18 tane kişi var tabloda. Bu kişilerin yaşları ile oluşturan biri grubunun modu, medyanı ve açıklığının toplamı kaçtır demişler. Arkadaşlar mükemmel bir sene geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki senede 10. sınıf matematik derslerinde beraber olmak temennisiyle hepinize iyi tatiller diliyorum. Hepinize başarılar.